Gitme, burada kal. Neler diyordun? Duyamadım. Tekrar söyle. Bence sen fal gibi duydun beni. Hayır, duymadım. Ne demiştin? Kalmamı istiyorsun. Neden? Sen ne söylememi istiyorsun ki şimdi? Anlamadım. Bilmem. Sen söyle. Tamam, öyle olsun. Kalmanı istedim ben çünkü... Çünkü ben bu müşteri ilişkilerinden çok anlamıyorum, biliyorsun. Yani şimdi müşteri gelecek, bir surat yapacak falan, ben kapıyı gösteririm direkt, biliyorsun. Bir de hani tanımadığım insanlar falan olacak. Ben güvenemem, konuşamam. O yüzden böyle müşteri ilişkilerinden anlayan birine ihtiyacımız var. Anladım. Yani sen sırf bu sebepten iskeleye koştun ve Haziran gitme diye bağırdın. Öyle mi? Aynen öyle. Peki sen? Ben kal dedim, direkt vapurdan atladın. Niye? Seninle aynı sebepten. Ben o otele çok emek verdim. Sen şimdi böyle müşterilere duvar gibi davranıp ilk günden batırma diye. Duygularımız karşılıklı yani. Kesinlikle. Şey yapayım ben şimdi. Evime gideyim. Bavulumu bırakayım. Sonra da otelde buluşalım. Tamam mı? Bugünün şerefine... Bugünün şerefine bavulunu ben taşıyayım o zaman. Ama bak, sadece bugünlük. Alışma sonuna. Tamam. O zaman ben de böyle bu anın keyfini çıkarayım. Baksana rüzgara. Ben adamın rüzgarını sevmeye başladım. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Demek kocanın plaza işini elini tersiyle ittin ve yeniden bu adaya dönüş yaptın. Bu sevgili kulübeye döndün, öyle mi hayatım? Yo, alışınca o kadar da kötü değil. Ve baksana, sevimli bile hatta, ne kadar güzel. Kız bunu ada havası çarpmış.
Vallahi ateşli ateşli konuşuyor böyle. Aksine ben hiç olmadığım kadar iyiyim. Ya şimdi o taş vücutlu, taş ruhlu Poyraz böyle senin peşinden koştu ve sana gitme kal diye bağırdı mı? Gerçekten böyle mi? Taş vücutlu derken? Ay bir şok. Ya bugün hangi yana dönsem şok, şok, şok. Yok canım yani. Poyraz yapmaz öyle şeyler yani. Ya yapmış. O beton duvarlarını yıkıp gitme demiş kıza be. Sallıyorsun. Sallamıyorum. Hop 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 hop. Dur bakalım. Öyle eski Poyraz gibi çekip gidemezsin. Yo giderim. Ve gidiyorum. Hayır. Ne bu kulluk ya? 100 yıllık arkadaşımız bir duygu belirtisi göstermiş oğlum. Bir açıklama yapacaksın. Ne duygu belirtisi Melisa? Ben kimseye bir şey göstermedim. Abi sana iftira atıyorlar. Güya sen iskeleye gitmişsin. Haziran'ın arkasından gitme kal diye bağırmışsın. Tamam bağırdım. Bağırdım da sesimi duyurmam gerekiyordu. Çok normal yani. Yapmış işte gördün mü? Ya ben bu kızın elinde ne varsa gidip bir elimi süreceğim. Büyülü müdür nedir bana da bulaşsın. Ne büyüsü Melisa ne diyorsun sen ya? Ben oteli Haziran olmadan işletemem. O yüzden yani. He. Şov. Tek nedeni bu mu? Başka ne nedeni olabilir acaba? Abi illa kelimelere mi dökelim? Alper o senin ima ettiğin şey hiçbir zaman olmaz. Çünkü Haziran şehrine aşık. Hı. Ama senin tek kelimenle de gitmekten vazgeçmiş. Ayrıca ben Poyraz söylediği için falan değil. Burada yapmam gereken işi bitirmek için kaldım tamam mı? O kadar. Çok sefil bir yalan olmuş. Yo, yalan falan değil. Ben olmazsam bir kere otel açılamaz, çalışmaz yani. Hem Poyraz da müşteri hizmetlerinde zayıf. Bak bunu kendisi söyledi. Kız bu çok daha da sefil bir yalan olmuş. Ya sadece iş için olsa Batu'nun teklifini duyduğu anda sana git demezdi. Sonra niye fikrini değiştirsin? Ne bileyim Biricik ya. Benim bir teorim var, anlatıyorum. Buyurun. Şimdi dinleyin. Şimdi o önce böyle duydu, gururundan sana git dedi. Ondan sonra oturdu düşündü. Senin yokluğuna dayanamayacağı için bın diye iskeleye koştu. İşte bu gerçekten aşk. Aşk, aşk, aşk. Vallahi bak tüylerin diken diken şu an görüyor musun? Bak. Benimkiler de öyle. Siz şu an saçmalıyorsunuz tamam mı? Siz şu an aşırı saçmalıyorsunuz yani. Aşırı saçmalıyorsunuz. Biz burada Poyraz'dan bahsediyoruz. O taş kalpli, taş ruhlu, şehirlilerden nefret eden adama aşık olmaz ki. Yani hele bana hiç olmaz. Niye ayol? Senin de elin ayağın düz mü sayılır yani? Ya Görkem bir dur ya. Bak Poyraz kadar özgürlüğüne düşkün, gururlu bir adam. Senin peşinden koşuyor, sana kal diyor. Sence bu ne demek canım arkadaşım? Yo, ben hiç öyle senin gazına gelip havaya falan girmeyeceğim. Poyraz'ın bana karşı bir şey hissettiğini düşünüp kendimi rezil etmeyeceğim, tamam mı? Peki ya gerçekten hissediyorsa? Bizim aramızda bu ağaç varken bizden olmaz. Ya bak siz koskoca duvarları yıktınız yani bu ağacı da aşarsınız. Kız evet ben de o duvarı sabah erken mavisine boyadım mı? Tamamdı. Hadi anne. Aynen. Mesela Haziran adada...